Sertlik sırasına göre sebzelerimi artık sotelemeye başlayabilirim. Öncelikli olarak soğandan başlayacağım. İyice ısındıktan sonra da pirincimi ekleyeceğim. Ama ben yine her zamanki gibi boş durmamam gerekiyor. Ön hazırlıklarımı aradan çıkarayım. Bu küçük bebek patlıcanları pijamalı hale getireceğim. Tabii ki uyutmayacağız. Pişireceğiz kendisini. Sıra mantarda. Bunları da ortalama birçok malzemeyi aslında eşit ebatlarda pişirmek istiyorum. Onun için de mantarları sadece ortadan ikiye bölerek patlıcan ebatına getirmem yeterli benim için. Bu köz biberleri de aynı şekilde yapacağım. Ben yine dayanamayacağım. Bu diş sarımsaklar benim için çok değerli. Birkaç tane de diş sarımsak ekliyorum. Ve tabii ki pirinci. Zeytinyağının hemen ardına birkaç parça da tereyağı ekliyorum. Şimdi mantarlarımı ve patlıcanı da ekleyeceğim içerisine. Evet. Köz biberimi ve kaparimi de hemen içerisine ekliyorum. Birkaç tane domates içerisine, birkaç taneyi de servis saatinde sunacağım. Onun için bu da burada beklesin. Elimde bir miktar toz zerdeçal. Birazcık da tane safran koyacağım. İkisini karıştırıyorum. Daha renginin böyle sarımtırak olması iştahı açacak unsurlardan bir tanesi. Yanıma barbunyayı alıyorum. Artık suyunu verme vakti geldi. Üstünden de birazcık barbunya. Artık birlikte kapağını kapattıktan sonra pişmeye bırakabilirim. Ortalama 3-5 dakika suyunu çekmesini bekleyeceğim. Bizim normal kendi yapmış olduğumuz pilavlar gibi tamamen pişirmeyeceğim için suyunu çekmesi benim için yeterli. Birazcık daha su vereceğim. Fırında pişmeye devam edeceği için bütün malzemeleri dengeli alıp hem pilavından, pirincinden daha doğrusu, hem de diğerlerinden alacağım. Eşit bir şekilde. Evet. Hepsini de doldurmayacağım çünkü üzerine biraz da baby enginar ve diğer malzemelerden koyacağım. Evet. 3 tane benim için yeterli. Hafif de yatırabilirim. Hoppa! Elimde bir dal nane ve bir miktar da rezene var. Ne zamanki yemeğe başladık, karıştırarak her tarafına nüfuz etmesini sağlayabiliriz. Evet, bir dalda nane.